Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle çalışmayan biri seyahat vizesi alabilir mi? Alabilirse hangi yolları izlemesi gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Bundan önceki videolarda hep çalışan kişiler üzerinden nasıl seyahat vizesi alabilir bunu tartışmıştık. Şimdi de çalışmayan kişiler için konuyu ele alacağız ve detaylı olarak video içerisinde bunlardan bahsedeceğiz. Bu kişileri ev hanımları, öğrenciler, yan geliri olup çalışmayan ve sigortasız çalışanlar olarak değerlendirebiliriz. Sigortasız çalışanlar diyorum çünkü eğer bir sigortanız yoksa konsolosluk gözünde aslında çalışmıyor olarak değerlendirebilirsiniz. Bunların hepsini detaylı olarak konuşacağız. Bakalım nasıl vize alabiliyoruz? Video içerisinde bahsedeceğim sizlere. Bu ve buna benzer sizi seyahate hazırlayan videolar için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Sorularınızı bekliyorum. Hepsini cevaplayacağım vaktim oldukça. Ve Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. İlk olarak öğrenci ve ev hanımlarından bahsetmek istiyorum. Öğrenciler hiçbir şekilde çalışmıyorsa, bir yan gelirleri yoksa sponsor göstererek vize başvurusunda bulunabiliyorlar. Eğer öğrenciyseniz üzerinize ev, araba ve benzeri gayrimenkulleriniz varsa yine başvuru yaparak vize alabilirsiniz. Yani sponsor olmadan da vize alabilirsiniz. Ayrıca hesabınızda belli bir miktar para bulundurarak da başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada önemli olan maddi durumunuzu beyan edebilmek. Tabii tutarlı olmak da burada çok önemli. Düzenli geliriniz varsa geçmiş aylardan bugüne kadarki giriş çıkışlarda vize almanızı önemli ölçüde etkileyecektir. Bunların hiçbiri yoksa yine alabilirsiniz. Sponsor göstereceksiniz. Sponsorda birinci dereceden akrabalarınızın olması gerekiyor. Bu anne, baba, eğer evliyseniz eşiniz size sponsor olarak vize başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki 25 yaşından sonra bir vize başvurusu yapıyorsanız mutlaka ekonomik özgürlüğünüzün var olması bekleniyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde bu biraz daha ön planda. Bir yan gelirinizin olması ve çalışıyor durumda olmanız gerekiyor. Eğer çalışmayarak vize başvurusu yapıyorsanız ve sponsorlu bir başvuru yapıyorsanız bu biraz daha dikkat çekecektir. Kişinin ülkeye gidip orada bir iş bulup barınma ihtiyaçlarını orada karşılayacağı düşünülür ve bu sebeple de daha düşüktür bu yaştan sonra vize alımı çalışmayanlar için. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka başvururken kendinize ait gelirlerinizi de beyan etmenizde fayda var. Mutlaka buna dikkat ederek başvuru yapalım. Ev hanımlarına gelirsek de ev hanımları eşleriyle birlikte seyahat edeceklerse eşlerinin başvurularına dahil olarak değerlendirecekleri için daha kolay olacaktır vize almaları. Sadece kendisi seyahat edecekse çocuklarıyla birlikte vesaire eşinin sponsor olmasıyla birlikte yine kolay bir şekilde vize alacaktır ev hanımları. Gelelim çalışmayan ve ayrıca sponsoru olmayan kişiler nasıl vize alabilir? Bundan bahsedeceğim. Yine tabii ki çalışmayıp ayrıca sponsoru olmayan kişiler de vize alabiliyorlar. Bir yan geliriniz olabilir, kira geliriniz olabilir ya da serbest bir şekilde çalışıyor olabilirsiniz. Oradan da bir geliriniz olabilir. Bunlar düzenli giriş çıkış halinde hesaplarınızda bulunuyorsa göstererek yine vize başvurusu yapabiliyorsunuz. Bu da sizin sonuçta geliriniz. İlla sigorta girişinizin olması gerekmiyor çünkü. Bu yan gelirlerinizi göstererek başvuru yapabiliyorsunuz. Ayrıca üzerinize kayıtlı gayrimenkulleriniz varsa bunları da göstererek başvuru yapabiliyorsunuz. Düzenli yurt dışına çıkmışsanız ve daha önceden de vize reddi almamışsanız gerçekten kolay bir şekilde vize alabiliyorsunuz. Önceki vizelerinizde mutlaka bu evrakları mutlaka ekleyin. Eski pasaportlarınızı mutlaka saklayın. Çünkü oradaki vizelerinizi göstermeniz vize almanızı çok kolaylaştıracak. Ve şöyle bir şey daha belirtmek istiyorum. Eğer serbest bir çalışansanız yaptığınız işi dilekçede belirtin. Yani hesaplarınıza gösterdiğiniz paranın karşılığı olarak ben bu işi yapıyorum ve düzenli giriş çıkışları bulunuyor diye belirtin. Sonuçta iş yerinizin evraklarını gösteremeyeceğiniz için yazılı olarak da ne iş yaptığınızı belirtmenizde fayda olacak. Birkaç bir şey daha eklemek istiyorum ki bunlar gerçekten önemli vize alabilmeniz için. Hesabınızda mutlaka düzenli giriş çıkışlar olsun. Bunu biraz açmak istiyorum. Şimdi örnek
örnek veriyorum, ben Mart'ta yurt dışına çıkacağım. Mart ayında hesabıma giriş çıkış yapıp o şekilde evrak teslimatı yaparsam bu biraz dikkat çekiyor. Yani sizin para ödünç alıp hesaba yatırdığınız düşünülüyor. Hiçbir şekilde bir yan geliriniz ya da hesabınızda size ait olmayan bir para olarak düşünüldüğü için red alma olasılığı yüksek oluyor. Size tavsiyem şöyle yapın. 3-4 ay öncesinden planınızı yapıp o şekilde hesabınıza giriş çıkış yapın. Ve bu şekilde hesap dökümünü vize başvurunuza ekleyin. Daha sağlıklı olacaktır. Daha garanti olacaktır vize alımınızda. Bu da önemli unsurlardan biri olarak eklediğim bir not olsun. Her videoda dediğim gibi mutlaka size ülkenize geri döneceğinizi garanti eden evraklar sunmaya çalışın. Gayrimenkullerinizi mutlaka evraklara ekleyin. Öğrenciyseniz öğrenci belgenizi belirtin. Yani bir şekilde ülkeye geri döneceğinizi onlara ispat edin. Çünkü başvurular incelenirken en önce dikkat edilen konu da budur. Hiçbir ülke başka bir ülkeden gelen bir kişiyi ülkesinde uzun süreli barındırmak istemez. Kaçak çalışmasını istemez. Bu sebeple mutlaka geri döneceğinizi onlara ispat edin. Yani ben sadece ülkenizi gezmeye geliyorum, arkadaşımı ziyaret etmeye geliyorum. Bunu onlara inandırmaya çalış. Buraya kadar çalışmayan öğrenciler, ev hanımları, serbest meslekte çalışıp sigortası olmayanlar, sigortası olmayan ve hiçbir şekilde sponsoru dahi olmayan kişiler nasıl vize alabilir? Bunlardan bahsettim. Umarım sizin için başvurunuzda yol gösterici bir video olacaktır bu. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edin. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.